Herkese merhabalar arkadaşlar. Ayakkabı Dice kanalında yeni bir kutu açımı / incelemeye hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu kanalda ilk defa bu marka, bu işbirliği diyeyim daha doğrusu, bu işbirliğinden kaynaklı bir ayakkabıya bakacağız. Bugün arkadaşlar bir Off-White ayakkabısı var elimizde ve gördüğünüz gibi devasa. Arkadaşlar ilk defa bu kanalda bir Off-White ayakkabısı açıyoruz. Nike Off-White Collaboration diyebileceğimiz Air Force One Meet ayakkabısı olacak. Ve ben de gerçekten çok heyecanlıyım. Daha önceleri sizler de çok söylüyordunuz abi işte bir Off-White yap, işte hype ayakkabı aç tarzında. Daha çok bu ayakkabılara yer vermeye çalıştım. Fiyatları biraz pahalı ama izleyenler, sevenler de bu ayakkabılara, fiyatlara bakmaksızın ulaşmaya çalışıyorlar. Gerçi şu anda inceleyeceğim, açacağım ayakkabı biraz daha bunların içinde belki de en ulaşılabilir olanı 5000-6000 TL seviyelerinde gezinen bir ayakkabı oldu bu. Neden bu kadar uygun? İlerleyen zamanlarda konuşacağız. Ama kısaca böyle bir ilk video olması hasebiyle Off-White'den bahsedelim. Off-White arkadaşlar Virgil Abloh'un markası. Kendisi Louis Vuitton'un head designer'ıydı erkek kısmının. Fakat geçenlerde görmüşsünüzdür ölüm haberleri çıktı. Ve maalesef dünya böyle bir tasarımcıyı kaybetti. Gerçekten de çok başarılı, çok ismi duyulan ve herkes tarafından çok etkili bulunan bir tasarımcıydı. Hatta işte kimleri Kanye ve işte Virgil olarak söylerler, yön verme, farklılık getirme olarak. Gerçekten de öyleydi. Kim ayakkabıları arkadaşlar 350 bin dolara kadar yüksek rakamlara satıldı. Yok sattı. Biliyorsunuz NBA oyuncularından rap artistlerine kadar herkes bu ayakkabılara ulaşmaya çalıştı. Sizler de o yüzden zaten hani benim açıp incelememi istediğiniz birçok defa. Hangi ayakkabının olduğu çok çok önemli. Her ayakkabı bu kadar fazla tutmayabiliyor. Yani her ayakkabı 350 bin dolara satılmıyor. Örneğin bu yani 200-300 dolarlar civarı bir rakama gidiyor ki Türkiye'de de zaten 5-6 bin TL seviyelerinde. Arkamda gördüğünüz basketbol ayakkabıları hani 2'şer 3'er bin gibi düşünürseniz yine karşılanabilir bir hype sneaker'ı diyebiliriz arkadaşlar. Ve yavaştan da kutuya bakıp incelememize geçelim. Kutumuz devasa, büyük bir kutu. Gerçekten çok da ağır. Gördüğünüz gibi tuğla tasarımı yapılmış. Benim çok hoşuma gitti. Çok farklı bir tasarıma sahip. Sadece kutusu bile çok güzel. Kutusunun üstünde hiçbir şey yok. Sadece şurada görüyorsunuz Off-White ve Nike yazıyor arkadaşlar. Bu kadar küçük bir branding var. Açtığınız zaman da yine gördüğünüz gibi güzel bir şekilde sizleri farklı bir renk karşılıyor olacak. Hep bu tasarımlar yani Off-White tasarımları normal herkesin ulaşabildiği işte alışagelmiş geleneksel tasarımlardan çok çok uzakta. Galiba bu yüzden de fazla tutuyor. Hani belki kimimiz normalde hiç beğenmeyecekken beğendiğimiz işte ünlü takip ettiğimiz oyuncular giymesi bir miktarda bizi etkilemiş olabilir. Zamanla görerek de alıştık diye düşünüyorum. Evet, şöyle kağıdımızı paketimizi açalım. Şöyle bir tanesinde abi bu nedir ya ha? Bir tanesini çıkartalım. Gerçekten canavarımsı bir ayakkabı arkadaşlar. Şuna bakar mısınız ya? Bang bang diyorum. Devasa bir şey gerçekten. Çılgın bir tasarım. Yani ben böylesini daha önce gerçekten görmedim, karşılaşmadım. Anca belki moda defilelerinde falan olabilir. Onun dışında gündelik hayatta da çok karşılaşabileceğiniz tarzda bir ayakkabı değil galiba. Öncelikle tabii ki Off-White'ın her zaman görmüş olduğumuz bu taglerine yani etiketlerine diyebiliriz hatta rastlıyorsunuz ve dışarıdan tamam bu farklı bir ayakkabı dedirtiyor. Çok iri, çok kaba bir Air Force One Meet. Genelde bilekli versiyonlar arkadaşlar fazla tutmuyor. Yani bu Air Force'lar için konuşmak gerekirse bu şekilde. Diğer önceki tasarımlara, diğer önceki işbirliklerine bakıldığı zaman Off-White veya değil. Hep Meet'ler arkadaşlar Low'lara göre çok daha sonra satılan ve fiyat olarak düşük satılan ayakkabılar oldu. Muhtemelen bunda da o geçerli. Hani 5-6 bin TL abi düşük mü diyorsun diyenlere hani normalde 20-30 bin TL'lerden bahsediyor olabilirdik. Dediğim gibi 350 bin dolar yani Türkiye fiyatıyla 5 milyona yakın, 6 milyona yakın bir rakamdan ben bahsediyorum arkadaşlar. Bu videoyu izlediğiniz vakte göre bu milyonları arttırabilirsiniz. Bir ayakkabıdan bahsediyorum. Dolayısıyla yani düşük sayılabilecek bir rakam oluyor bu Off-White ayakkabılar için. Bu ayakkabıyı nereden aldım diye soracaksanız
topkicks.tr adresinden aldım. Aşağıya Instagram'a açıklama kısmına bırakıyorum. O siteyle iletişime geçebilir, sipariş edebilirsiniz. Ayakkabıyı kısım kısım inceleyelim çünkü çok fazla şey var bahsedeceğimiz. Hemen hızlı hızlı tabanıyla başlayalım. Görmüş olduğunuz gibi alışageldiğimiz Air Force 1 tasarımının biraz farklılaşmış ve güçselenmiş hali diyebiliriz. Şu ortada görmüş olduğunuz ve ön ayakta görmüş olduğunuz mızraklar diyeyim veya artık ne diyeyim bilmiyorum ama yani bu ne saçmalık diyesim de geliyor ara ara gerçekten. Lütfen dilimi maruz görün. Gerçekten şaşırtıcı, bu nasıl giyilecek, nasıl yapılacak sorusu hepimizin aklına geliyordur diye düşünüyorum. Bu spike diye geçiyor. Yani mızraklar, çıkıntılar, iğneler diyebiliriz. Hani giyildiği zaman anında kırılacak, anında yerinden çıkacak tarzda da olabilir. Ayakkabının belli noktalarını yükselttiği için de çok rahatsız edici de olabilir. Dolayısıyla çok çok apayrı geldi. Muhtemelen bu birçok kişinin hoşuna gitmeyecek ki yine bu ayakkabının daha ucuz olması ve daha az tercih edilme sebeplerinden biri de bu çıkıntılar, mızraklar arkadaşlar. Genelde insanlar bunları böyle tıraşlıyorlar. İşte eline bir falçata alıyor. Buraları pıtır pıtır kesiyor ama altında oluyor olması yani çok tuhaf ve mesela burada bir bastığınız zaman eşitsizlik oluşturacaktır. Yani rahatlık yönünden baktığımda önde de aynı şekilde. Bu çok tuhaf olmuş. Yani bazılarını kesseniz bile bazılarını kesemeyebilirsiniz veya eşit oranda kesemediğiniz zaman da bu da olumsuz bir durum oluşturacaktır. Tabanda bu şekilde bir durum var. Bunların üstleri arkadaşlar yumuşacık olsa da altları çok kuvvetli. Dolayısıyla bu da yani kesseniz dahi eşitsizliğin önünü açacak. Bastığınızda da sanki ayakkabının altına bir taş kaçmış gibi bir hissiyat verebilir. Buna dikkat etmek lazım. Ama alanlar muhtemelen bunlara dikkat etmeyecektir diye düşünüyorum. Alt kısımdan üste çıktığımız zaman da ayakkabının diğer taraflarında da bu çıkıntıları, bu mızrakları görebilirsiniz. Özellikle ön kısımlarında. Off-white tasarımlarında bunları çok çok görüyoruz arkadaşlar. Bu mızrak gibi tasarımlarını. Adeta bana Mad Max filmi vardı. Onları hatırlatıyor. Yani değişik bir olay. Alıp üstünde güzel bir kombi yaptığınızda bunlar belki de hiç önemsiz olacaktır. Evet, önünde de bu çıkıntılar var. Bazı noktalarda özellikle şu yanlarda görüyorsunuz daha farklı bir uzantı söz konusu. Alt tabandaki sert plastik yine dışa doğru adeta bu mızraklarla diyeyim iyi görünecek şekilde yine çıkıntılandırılmış. Bu da değişik bir agresif bir tasarım olmuş. Bu dışta da mevcut aynı şekilde ayakkabının dışında da gördüğünüz gibi bazı noktalarda daha yüksek sert dışa doğru çıkıntılar mevcut. Alt tabanı zaten ben buradayım diye bağırıyor. Hemen şuradaki eğrini görebilirsiniz. Yani çok rahatlık vermese de normal tipik bir Air Force'da nasılsa aynı şekilde. Hemen orta tabana geçiyorum. Ayakkabının ortasına bakıyorum. Burada normal bir gidişat mevcutken arkadaşlar arkaya gidildikçe daha zigzaklı tasarıma dönüşüyor. İç tarafta ise şurada da yine aynı şekilde bir zigzag var ve arkaya gittiğimizde tamamıyla apayrı asimetrik bir görünüm vermişler. Fena değil. Yani değişik, farklı. Kimisinin hoşuna gidebilir, kimisinin hoşuna gitmeyebilir. Zaten bu ayakkabı birçok kişinin ya nefret ettiği ya da sevdiği ayakkabı olacak. Hani bana göre normal bir şey demiyorum diyeceğiniz bir nokta değil. Milletin dikkatini çekmek için yapılmış galiba. Hani çok nefret edeni, az seveni olabilir diyebiliriz. Hemen üstüne geçelim ve üstündeki çılgın tasarımlara biraz daha bakalım. Arkadaşlar çok kuvvetli, çok sert, değişik bir yapı var üstünde. Üst üste katmanlar kaynatılmış. Ayakkabının farklı noktalarında farklı kalınlıkta ve materyallerde plastikler, kumaşlar kullanılmış. Ön kısım biraz daha içini gösteren delikli, rahat nefes alabilmenizi sağlayan bir yapı. Ön ayak kısmı. Alt tarafa baktığımız zaman şu kısımlar ise bir tık daha içi dolu olarak göze çarpıyor. Hemen bağcıkların üstünde tagimiz var. Yani off-white olduğunu gösteren bir burada etiketimiz var. Oldukça kaliteli yapılmış. Bu Çin'den aldığınız çakmalarla karıştırılmasın. Oldukça kaliteli, güzel. Bağcıklarımız çok farklı arkadaşlar. İki bağcık var. Bir tanesi normal beyaz bağcık. Bir tanesi ise ayakkabının çok daha dış taraflarından bağlayabildiğiniz, çok da bağlamında da hatta ihtiyacı olmayacak bir bağcık diyebiliriz. Bu bağcıklar da flywire'larla biraz daha içeriye gidiyor. Hemen şurada gördüğünüz gibi off-white, yani kaymış beyaz da diyebiliriz aslında Türkçe'ye çevirirsek. Gördüğünüz gibi beyaz bir swoosh işareti ve yine dikkat çeken bu beyazlıkta turuncu bir dikişle tatlı bir detay. İç tarafında ise bu off-white Nike arkadaşlar birkaç yerden daha dikiş atılmış. Ve şurada görmüş olduğunuz diğer ayakkabılarda da olan etiketvari yazılar mevcut. Bilgilendirme yazıları gibi düşünebilirsiniz. Ayakkabıda biraz daha renk veren arkadaşlar bir cırt cırtımız var. Şöyle hafif çıkartabiliriz. Daha rahat görmemizi sağlayacaktır. Bu ayakkabıyı biraz daha rahatsız yapan kısımlardan biri. Bilekli ayakkabılar bu noktalarda çok tercih edilmeyebiliyor. Askı yapısının griliği fena değil. Güzel bir hava katmış. Hemen şöyle arkasına bakıyoruz.
Arkasında ise Nike Air logoları yine dikkat çekiyor. İç kısmı da aynı şekilde gri bir boğaz askısı olduğunu görebiliyoruz. Koyu bağcıklarınızı bağlayabilmeniz için veya sıkabilmeniz içinse burada yine şu aparattan kullanmışlar. Yani bayağı bir karışık görüntü verdiğini söylemem lazım şu üst kısmın. Şunu çıkartmanızı tavsiye etmem. Genelde çıkartılmıyor ama mesela şuraya falan da bağlayan olabiliyor. Farklı farklı keyfinize göre bağlayabilirsiniz. Aslında bu gri bağcıklar bence hiç kullanılmayacak bağcıklar gibi düşünüyorum. Şurasındaki materyallerden de bahsetmek istiyorum. Oldukça tatlı. Keşke biraz daha fazla kullanılsaymış. Dediğim daha kaliteli ve tüylü tüylü güzel bir kumaş var. İçe doğru baktığımız zaman arkadaşlar normal bir Air Force yapısı. Ama o kadar ağır ki arkadaşlar ayakkabının altı. Özellikle şurada görmüş olduğunuz şu plastik katman, şu tuttuğum katman. Çok sağlam, çok ağır. Ayakta da muhtemelen çok ağır gelecektir. Yani güçlü ayak kaslarına sahip olmanız gerekiyor kesinlikle bu ayakkabı için. Diline bakalım. Dili de oldukça tatlı bir dil. Rengi de çok hoş. Air ve swoosh burada dikkatimizi çekiyor. Biraz daha bilekli yapısı da düz değil. Yukarı doğru çıkıntılı olarak yine aynı şekilde bizlere sunulmuş. Canavar mı canavar? Dev bir gündelik moda tasarım ayakkabısı. Bu şekilde çılgın bir ayakkabı. Kanalda da böyle bir ayakkabı inceleyebildiğim için şanslıyım. Hoşuma gidiyor açıkçası bu tarz şeylerde sizlere sunabilmek, gösterebilmek. Beğendiniz mi? Daha çok hype ayakkabı gelmesini ister misiniz? Bu abi fazla hype oldu mu diyorsunuz yoksa? Yeezy Slide'lar düşünüyorum arkadaşlar. Yakın zamanda onlara bakmayı düşünüyorum. Bir tane denk getirebilirsem. Böyle çılgın tasarımlar yine zaman zaman gelecek. Topkicks.tr adresinden dediğim gibi bulabilir, sipariş edebilir veya tanıdığınıza hediye edebilirsiniz diyormuşum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki ayakkabı, kutu açımı, inceleme, vlog, mağaza turunda görüşmek dileğiyle. Ayakkabı dersi bugünlük.